Efendim merhabalar. Bir güzel dostumuzla daha beraberiz Sayın Fatih Özbey ile sinema ve film yapımcısı. Evet. Doğru mu Fatih Bey? Evet. Kendisini ziyarete bulunduk. Ziyarete bulunmamızda çok farklı şeylerle karşılaştık. Tarihi yansıtan hep çok eski projeksiyon. Şöyle baktığımız zaman Sayın kameraman arkadaşımız Kamil Bey. Projeksiyonumuz bu. 50 yıllık var Fatih Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Hemen konuya girdiniz. Abi bu aslında bir projeksiyon cihazı ama Şöyle ön tarafa doğru alalım bir. Diğerlerine sırayla geleceğiz. Eskiden hareketli görüntülerin değil, tek kare görüntülerin kullanıldığı projeksiyon cihazı. Ya bir resim, abi, biraz da, evet. Resim film buraya girerdi. Şuradan göstereyim ben. Evet. Buraya film giriyor. Tek kare film. Film buraya konuyor. Şöyle. Evet. Ve buradaki lensten de duvara vuruyor. Karşıya tek kare tek kare. Pardon. Burada da bir lambası var. Evet. Lambadan buraya ışık. Işık buradan buraya yansıtıyor. Evet. Lambayı görüyor musunuz? Evet. Lambayı... Lambamız burada. Evet. Buradan ışık sayesinde karşı tarafa yansıtıyordu. Tarihi bir şey biliyoruz ama 50 yıllık mı 100 yıllık mı açıkçası işin o kısmını çok bilmiyorum. Ama bir ara internete koyup hatta böyle çok astronomik bir rakam isteyelim, durumu nedir bir bakalım diye sorduk. İnternete koyduk, tarihliler çıkınca da korktuk, geri çektik. Yani tarihi bir cihaz. Evet. Saklamakta fayda vardır. Hem mesleğimizle ilgili. Nostalji, evet. Mesleği yansıtıyor. Geçmişe dönüyor. Hem de insan bakınca geçmiştekilerin ne tür çalışmalar yaptıklarını, yani nereden nereye nereden bugüne görmüş oluyorlar. Evet. Evet. Hemen akabinde diğer film. Bu daha ona göre daha yeni bir nesil. Hatta çok yeni. Belki bunlar bir 20 sene öncenin çalışması. Burada 8'lik dediğimiz makaralar var. 2 makara var. Hatta evet, makaranın biri de burada var. Göstereyim onu da. Bu da sinemalarda filmi yansıtan makaramız. Evet, filmimiz de geldi. Şöyle bir makaramız var. İki tane makara takılıyor. Karşılıklı birisi karşılıklı, evet. Birisi doldur, birisi boşalt. İşte şuradan döndükten sonra şuradan geçiyor şöyle şu aralardan. Evet. Evet, film buradan geçiyor. Işıktan karşıya yansıtıyor tekrardan. Evet, diğerine göre çok daha küçük. Şuradan ışıktan. Buradan geçiyor muhtemelen. Oradan geçiyor. Yani şuradan böyle geliyor. Evet, evet. Işık sayesinde karşı tarafa yansıtıyor. Aynı mantık bununla. Bu hareketli, evet. Bu hareketsiz. Evet. Yani bu teknolojiye için göre tabi sırayla süre gelen cihazlar. Evet. Başka ne var elimizde? Başka çok önemli bir şey daha var. Hababam filminin fragmanı kaç yıllık önce? 35'lik makarası. 35'lik. Evet. Onun da muhtemelen bir 40 yıllık bir geçmişi vardır. Belki daha fazladır. Filmler, evet, yakından baktığın zaman görünüyor. Tabi bunu cihazda daha, evet, kameraman arkadaşımız yakından gösteriyor. Şimdi montaj setlerinde dijital olarak montajlanıyor görüntüler. Evet, evet. Eskiden bunların arasından görüntüyü almak için o makaradan makasla kesilirdi. İkinci makaraya yapıştırılırdı. Film devam eder. Şimdi artık dijital ortamlarda yapılıyor. Durdu kendi kendine. Buyurun. En önemli konuya gelelim. Elimde bir Kur'an-ı Kerim var. Yaklaşık 130 yıla yakın bir Kur'an-ı Kerim. Evet. Abdülhamid Han'ın döneminde o zaman kurulan matbaada çıkartılan ilk Kur'an-ı Kerim. İlk baskılardan birisi diyebiliriz. Evet. Yani Osmanlıca'ya çevrilmiş meali. Yani tarafı, eski, evet, Türkçe diyelim. Çevresinde. Burası tefsiri. Kur'an-ı Kerim, burası da Osmanlıca'ya çevrilmiş. Tefsiri evet. Yani bu, burada. Orada tarihi var. 1317 yılını gösteriyor Rumi, Hicri. O da günümüzde. Hemen bakalım. Baktığım, evet, zaman 120-120. Burada 1300 kaçta, 19 mu demiştik? 1317. 17. 1318 yazıyor sanırım. 1318, evet, burada. Evet, 1318 yazıyor burada. Burada da detayı yazıyor. Burada da hangi matbaada kim tarafından nasıl yapıldığı, burada, evet, matbaanın tarihi. Basım tarihi yazıyor. Evet.
çok önemli bir kitap. Yani basın tarihine göre Osmanlı ecdadımız Abdülhamid Han kurmuş olduğu matbaalarda basılmış. Evet. Bunun hakkında fazla detaylı bilginiz var mı? İşte Abdülhamid Han zamanında sanırım matbaalar eskiden yurt dışında gelen bazı baskılı materyaller hatalı basıldığı iddiasıyla Abdülhamid, ama kendi matbaamızda bir şeyler üretebilelim, kendi matbaamızda basalım kaygısıyla matbaalar kurulmaya başlanıyor. Ve ilk basılan Kur'an-ı Kerim iki defa basılıyor bildiğim kadarıyla. İki seri olarak. Bu onlardan bir tanesi. O günden bugüne, evet, günden bugüne kadar üstündeki cildiyle birlikte, evet, orijinal bir Kur'an-ı Kerim. Osmanlıca tefsiriyle beraber. Eklemek istediğiniz burada. Bir de şöyle bizim çocukluğumuzun, evet, belki izleyicilerimizin de hatırlayacağı horozlu saat tabir ettiğimiz saat. Arkadaşlarım böyle tarihi antika eşyalar olan ilgimi bildikleri için, evet, sağda solda bulduğumuz şeyleri topluyoruz. Çok değerli eşyalar bunlar, cihazlar. Evet. Teşekkür ederim size de bununla ilgili. Biz de bunları meraklıyız eskiye, antikaya, geçmişimizi böyle araştırmaya bir merakımız var bizim de. Sizi ziyaret edince bunları gördük, biz de merak ettik. Bizi takip edenlerle paylaşalım dedik dostlarımızla, arkadaşlarımızla. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bir başka sohbette buluşmak üzere.